Arkadaşlar merhaba. İbn Battuta'nın seyahatnamesinden okudum ve komiğime giden bir şeyi ve bir konu üzerine de biraz konuşmak istiyorum. Sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bir şeyleri ters anlamak, hatta çok ters anlamak diye bir mevzu vardır ya. İsterseniz anekdotu buradaki yazan şeyi anlatayım. Daha doğrusu okuyayım ya. Harem-i Şerif'in baş müezzini Cemalettin Matari adlı büyük hadis bilginidir. Bu adam Mısır'ın Matariye kasabasından gelmiş, oğlu Afifüddin Abdullah'tır. Şeyh Ebu Abdullah Muhammed bin Muhammed, Harem-i Şerif'in eski hizmetkarlarından olup Gırnata asıllıdır. O Terraç diye de tanınır. Bu adam nefsinin fitnesine düşmekten korktuğu için cinsel organını kesmiş, onun başından geçenleri aktaralım deyip adamın dalgayı nasıl kestiğini falan anlatıyor. Ya şimdi konuşmak istediğim mevzu, ya arkadaşlar ben bu kitabı daha önce okumaya başlamıştım. Sonra tekrar şimdi kitabı okuyayım dedim. Abi şunu dikkatimi çekti. Şimdi adam şu anda coğrafya olarak o Arapların yaşadığı yerlerde dolaşıyor hala. Bu bidat mı diyorlar? Ya da bir şeyi işte tersten anlama mevzu var ya. Bir şeyi kıçından anlamak, tersten anlamak gibi. Ne diyorlar? Bu nedir bilmiyorum, tamam mı? Abi o kadar çok ki. Yani adam diyor ki oraya peygamberin devesi işemiş, bilmem ne yapalım. Şu topluluk bilmem ne yapmış. Yok işte nasıl diyeyim. Adam işte böyle sikini kesmiş. Abi şu dikkatimi çekti. Yani insanoğlu bir şeyi herhalde ya anlayamıyor, tamam mı? Yani bir şeyin özünü, yani bilmiyorum, çok tuhafıma gitti. Yani bunlarla kaynıyor. Geçen ne oldu biliyor musun? Bir arkadaşım geldi başka bir şehirden. Ben de bu şehirdeki bir büyük bir camiye götürdüm, tamam mı? İşte orada hani diyorum ki bak şu dönemde olmuş, burası şöyle bilmem ne filan. Camide bir tane kız böyle türban falan böyle. Bir de şey diyor böyle, işte böyle bir şeyler bağlamış, ipliklere bir şeyler düğümlemiş. Diyor ki, bize diyor bilmem ne kadar bir şey okur musunuz diyor, bir şey var diyor. Ya böyle şimdi ağzıma başka bir şey geliyor, tamam mı? Tabii şimdi hani desen seni dinsiz ilan ederler, seni şey yaparlar, taşlarlar yani. Yok dedi, biz hani ilgilenmiyoruz filan gibisinden. Yani resmen büyücülük yapıyor, tamam mı? Yani zaten bu anladığım kadarıyla karılar arasında böyle bu muhabbetler daha yaygındır. Hani 3000 kere şunu söyle, şu adamı kap. 5000 kere bilmem ne de şunu kap. Aile huzurun için şuraya bilmem ne yap, buna üfle. Yani bunların mantığı başka yani, başka şeyler. Hani tesbih çekmek diye bir şey var tabii ki ama bu bir mantra gibi değil mi? Bir şeyler yani. Yani böyle nasıl diyeyim? Şey gibi ya, insansı şeyler, hayvani, maymunsu şeylere benziyor. Büyüklük mevzuları çoğu yerde var. Mesela Bosna'ya gitmiştim gezme amaçlı. Böyle orada Hristiyanlarla Müslümanlar şey ya, böyle kilise yapmış adam bilmem ne tarihinde. Onun işte çanı bu kadar. Yana adam cami yapmış. Onun minare daha yüksek. Daha sonra adamın biri başka bir kilise yapmış. O daha büyük. En son bir yerde şey gördüm. Adam böyle dağın tepesine bir tane haç koymuş. Kocaman böyle. Çok maymunsu. Yani daha büyük olan yani. Ama dinde dediğin şey manevi bir şey. Yani hani boyut önemli değil ki. Hayvani. Bizim hani maymunsu böyle hani bu daha büyük ise daha bizimkisi daha büyük. Tamam mı? Ya var ya. Ya gerçekten var ya. Maymunlar cehennemi ya. Yemin ediyorum. Nasıl geçecek bu hayat bilmiyorum ya. Allah'ım yarabbim. Neyse biraz komik. Biraz böyle biz de herhalde böyle bilmiyorum gülle eğlene böyle geçireceğiz. Böyle bir mevzu arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Mutlu bayramlar. İyi günler.